Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Bu videomuzda siper hava savunma sisteminin son durumu ve artık S-400'lere ihtiyacımız kalmadı açıklamalarını ve siper'e henüz kazandıramadığımız kabiliyetlerine, yani eksik yönlerine de kısaca değineceğiz. Bildiğiniz gibi, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün, radar ve elektronik harp sistemlerinin geliştirildiği Aselsan Gölbaşı tesislerinde siper sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Görgün, hava savunma sistemlerini yapıyoruz, S-300 ve S-400'lere artık ihtiyacımız yok. Bunlara ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz, bizim vazifemiz de zaten buydu dedi. Yani siper hava savunma sisteminin geldiği nokta itibariyle, bugün S-400 sistemine ihtiyaç duymadan, siper hava savunma sistemi işimizi görecek düzeye geldi demek oluyor. Son zamanlarda yabancı basını takip edenler bilir ki, Batılılar Patriot sistemiyle, Ruslar da S-400 sistemiyle siperi kıyaslıyor ve kendi sistemlerinin hangi yönleriyle siperden üstün olduğu konular üzerine analizler yapıyorlar. Aslında bu bile tek başına siper sisteminin daha şimdiden etkili bir sistem olduğunu onların da kabul ettiği anlamına geliyor. Zaten birçok uzmana göre, siper sistemi şu durumda bile Patriot sisteminden daha kabiliyetli bir sistem olduğunu, testlerdeki başarısıyla göstermiş oldu deniliyor. Bildiğiniz gibi hava savunmamızı şimdiye kadar yabancı sistemlere bağımlı olarak, ya da savaş uçaklarıyla önleme yaparak sağlıyorduk ki, bu da çok maliyetli ve de yetersiz bir savunma oluyordu. Yani en ufak bir tehdit algısında, yerden sadece varsayılan tehdide bir kilit atmak yerine, birkaç savaş uçağı kaldırmak sürdürülebilir bir durum değilken, artık bu durumdan kurtuluyoruz. Siper hava savunma sisteminin tek araçla füze fırlatma olayı olmadığını belirten Görgün, bir haberleşme istasyonu ve arama radarı var. Bu radar etrafta size doğru gelen bir füze var mı diye sürekli çalışıyor ayrıca, bir de kontrol merkezi var. Atış kontrol ünitesi ve merkezi, füze fırlatma sistemi, dost-düşman tanıma sistemleri de var, bu sistemde sadece 12 ila 13 tane kamyon bulunuyor. Yani bu sistem basit bir sistem değil, büyük bir sistemdir. Bu açıklamalardan anlaşılan o ki, son yapılan testlerden sonra çok şey değişmiş, siper sistemi her geçen gün çok daha fazla gelişiyor ancak bunu bir seferde açıklamak istemiyorlar demektir. S-400 ile siper arasındaki temel fark menzil farkı değil. Anıl Şahin'in de dediği gibi, siperin radarından füzesine tamamen Türk çözümü olması, milli veyahut NATO radar ağına entegre edilebilmesi müthiş bir özellik. 400 kilometre menzilli S-400 yerine, 100 ila 150 kilometre menzilli siperi tercih ederim. Radar ve komuta kontrol sistemi, ağ uyumlu yapısından dolayı muazzam fark varken, siper çok daha ileride yorumları yapıldı. Siper'de arama radarı olarak, Eralp Erken İhbar Radarı üzerinden geliştirilen UMAR uzun menzilli arama radarı var. Atış kontrol radarı olarak ise silah tespit radarı üzerinden geliştirilen AKR radarı kullanılıyor, hepsi de ASA yapıda. Yani bu demek oluyor ki, siper sistemi, kıyılarından 150 km uzaklığa kadar neredeyse Ege'nin %70'ini uçuşa yasak bölge yapacak katmanlı bir hava savunma sistemi demektir. TSK envanterinde erken uyarı radarları, AVAX uçakları da bulunurken, Yunanistan'ın en uzak hava üssünden kalkan savaş uçağından bile, pistten teker kesmeden haberdar olunabiliyor, bunu da hatırlatmak isterim. Peki, siper hava savunma sistemimizin hiç mi eksik yönü yok, her şeyiyle bitmiş bir sistem mi, kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Yerli olarak ürettiğimiz siper hava savunma sistemimizin, henüz antibalistik füze önleme kabiliyeti bulunmuyor. Bu kapsamda yürütülen en önemli projelerden olan siperin antibalistik versiyonu üzerinde de çalışıldığı açıklanmıştı. Ancak çok hızlı bir çalışmayla bile en erken 3 yıldan önce tamamlanacağı görüşünde değilim. Peki, bu antibalistik füze önleme kabiliyeti nedir, siper bu özelliğe ne zaman kavuşacak? Balistik füze önleme kabiliyeti, hava savunma sistemlerinin bir balistik füzenin hedefini vurmadan önce de onu etkisiz hale getirebilme yeteneğidir. Bu kabiliyet, balistik füzelerin seyahat ettiği yörüngeleri tahmin etmek, hızlarını hesaplamak ve füzeleri takip etmek için kullanılan ileri radar ve sensör teknolojilerine dayanmaktadır. Hava savunma sistemleri, balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için farklı teknolojiler kullanır. Bunlar arasında, füzenin patlamasına neden olacak şekilde onu yakalayan füze veya lazer sistemleri, füzenin yakın çevresindeki havayı sıcak hale getirerek hedefi kaçırmaya zorlayan, yüksek enerjili mikrodalga sistemleri ve füzenin yörüngesini değiştirmek için kullanılan kinetik enerji silahları yer alabilir. Balistik füze önleme kabiliyeti, modern hava savunma sistemlerinin en önemli özelliklerinden biridir. Bu sistemler, dünya genelindeki hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri tarafından savunma amaçlı olarak kullanılmaktadır.